Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Aleykümselam. İyiyiz yani. Maşallah. Çok iyi. Çok maşallah. Ne olacak başkanım? Çok çok. Çok iyi olacak. Çok çok iyi olacak. Aklı olan, Allah'a kul olan çok iyi olur. Aklı olmayan, şeytanın peşinden koşturan, yani dünyanın peşinden koşturan. Şeytanın peşinden koşturuyor. Şeytana kapıları açtı. Rahman Allah Celle ve Ala Subhanahu ve Teala. Ortak kabul eder mi be? Şeriki var mı? Ne koyuyorsun kalbine, Allah'ın yerine sen şeytanı? Şirk. Ha, sen bak bakalım nasıldı. Teriyattaki şey başka, tarikata çıkınca daha başka. Hakikata çıkınca daha başkadır. Pusulayı şaşırtmış millet dedik ya. Köpeksiz köyde değneksiz dolaşılırmış. Alimler o zaman gelince dedi Efendimiz ahir zaman. Ahir zamanda onlar gizlenecek. Hak sahibi ehlullah geri çekilecek. Meydan şeytanların eline kalacak. Öyle alimler yetişecek ki şeytanı aratmayacak. Aratmayı olur. Tamam. Bütün işlerine dünya. Dünya ve dünya muhabbeti. Var mı başka? Başka bir şey mi çağırıyorlar bu ümmeti? Yok. Beğenmez Osmanlı'yı. Beğenmez. Ya da yeni beğenecek. Her şeyi zina kaldırmaya çalıştı. Allah bunları kaldıracak. Hakkı kaldıramazsın sen. Hakkı bitiremezsin. Kim isterse onu bir devlet değil, 100.000 devlet ol. O hakkı gene bir kulundan kaldıracak. Bir kuldan. Sen nesin? O Allah'tır. Kulunu tuttu mu? Sen oraya bak. Sen Allah de. Seni dünya için yaratmamış. Seni dünyaya göndermiş ama dünya için yaratmamış. Ahırda ne pislik toplamaya çalışıyorsun? Dünyaya verdiği değeri bilmiyor musun sen Allah'ın? Bilmiyorsan söyleyeyim sana. Take the kids the other side now. Take the kids. Put them to sleep. Dünyanın değerini Allah öyle bildiriyor bize. Celle ve Ala Subhanahu ve Teala. Bu dünyaya ben, bu dünya ve sizin değerli gördüğünüz o değerler de beraber içinde hep beraber bir sivrisineğin kanadına verdiğim değeri vermiyorum. Benim gözümde öyle değersizdir bu dünya ve içindeki çok değerli gördüğünüz değerler. Sizi ben saray yaptım. Cennet size bir saraydı. Sizin aklınıza, ruhunuza, hayalinize gelmez cennetteki hadise. Cennetteki yaratılmış olan efendim bütün neyle donattıysa o cenneti Rabbil Alemin. Bütün bunlarda diyor ben hepsini sizin için yarattım. Ey insan, sana verdiğim değerdir bu benim. Sen de şirkefin içerisinde bak, uyuyor orada gene bak. Go home, out. Go home, don't come here. Don't touch me with your miskin nesna. Anybody who's sleeping during this zikir time too must be şeytan is touching that one. Yes. So benim değersiz bulduğuma ve sizi en değerli bir mahluk yarattığımdan dolayı siz nasıl değersiz bulduğumun peşinden koşturuyorsunuz? Siz benim değerli tuttuğumu değerli tuttunuz. Dünyadayken ben size cenneti de yaşatırım. Cenneti de yaşatırım ben size dünyadayken. Hallacı Mansur Hazretleri enel hak dedi. Ben hakkım dedi. Anladın mı? Onu ehli tasavvuf ki bazı sözler vardır gaddi yaşanır. Dışarı çıkmaz. Ehli tasavvuf da onu anladı. Bildi. Onun sözünü ne söylediğini bildi de
zahire çıkarttığın için dedi, şimdi avamın kafasını karıştırırsın. Onun için sen zahirden bu sözü söyleme. Bu haktır dedi, ben söylerim. Cüneyd el-Bağdadi Hazretleri, İmam Şibli Hazretleri, bunlar büyük zatlar. Tasavvufta en yukarılara çıkmış zatlar ki, ona buyurdu ki, sen bu sözü söyleme. O, bu söz, şimdi senin hak sözünü ben bilirim de, sen onu içte tutacaksın, dışarı çıkartma. Çünkü sen şer'i kanuna karşı geldin şimdi. O da hayır dedi, inattan dolayı değil, dikkat et. Bazı şaşkınlar var. O söyledi, o bilmez miydi, onu dışarı çıkabilirdi, çok iyi bilirdi. Onun hikayesi, bir geri alayım da belki anlarsınız biraz. Onun bir şeyhi vardı. O şey, şeyhsiz şey olamaz zaten. Şeyhsiz hak dostu olamaz. Evliyaullah şeyhsiz olamaz. Mutlaka bir yere bağlıdır. Oradan alıyor. Sen Allah'tan alamazsın. Sen kim be? Sen nesin be? Hoca peygamber alamamış Allah'tan direkt. Anladın mı? Ulul azim peygamber. Uyuma. İşine doğru bak. Ulul azim peygamber Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam Allah ile kelam kesen, Allah ile konuşan peygamberdir ama direkt Allah ona konuşmadı. Hicapsız, vasıtasız konuşmadı direkt ona. Allah Celle ve Ala ağaca konuşuyor. Tur Dağı'nda da ağaçtan ona geliyor. Seba. Orada bile bak, öğren peygamberin makamı nerede? Peygamber Miraç'a çıktı. Miraç'ta Rabbil Alemin'in huzurunda. Artık onu anlayamazsın. Dur şimdi orada. Perdesiz, meleksiz bir konuşması oldu. İşte o Hazreti Musa ya bile Allah Subhanahu ve Teala ağaçtan konuştu. Onunla irtibatı öyle vurdu. Ki o Beni İsrail oğulları da ona dediler ki, şimdi sen çıkan dediler, bu dağa geliyorsun, güzel sözler söylüyorsun ama biz de göreceğiz, sana konuşan dedi. Olmazsa olmaz. Deli olmayın dedi. Allah beni seçti dedi. Gidip geliyorum işte size. Söylüyorum. Hayır dedi. Onlar inatta durdular. Biz de isterik dediler. Biz de işte, biz de duyacak. Hazreti Musa peygamberdir. Sezgisi vardır. Ön hisleri vardır. Hisseder ki aman ya Rabbi, bunlar şaşırdı. Bu şaşkınlıklarını onlara ilahi bir ceza gönderme. Onun duasını yapıyor. Rabbil Alemin de onlar içerisinden dedi. Sen şimdi seç dedi bu kadar kişi ve Tur Dağı'na beraber getir dedi. Duyuracağım onlara ben dedi. İnsanı anlatıyor bize Allah onunla gene. Ve onlar çıktıkları vakit o ilahi kelamı onlar da işitti. Hazreti Musa sevindi. Şimdi gördünüz mü dedi, işi daha da kolaylaşacak Hazreti Musa'nın. Şimdi onlar, o alimler, o halka gidip de tamam bunu gördük artık. Artık şek şüphe kalksın üzerinizden. Çünkü insanların çoğu şek ve şüphededir. Hele bu zamanda da bazısı şek ve şüphede. Neyin şüphesindesin? Ya da o Allah dostunun umurunda mı? Peygamber üzerinde şek ve şüphedeydi insanlar. Ölene kadar çoğu şek şüphede durmuş. Ya kaybeden kim? Sen. Kim kaybedecek? Şeytan hemen yaklaşacak senin yanına. Çünkü boş kaldın. Dolayısıyla o onlar duydular, işittiler. Hazreti Musa sevindi. Bunlar dedi, şimdi gidecek halka söyleyecek. İşimiz daha kolay olacak. Bu halk, bu insanlar Allah'a gerçek bir kul olacak diye sevinirken onlar dediler ki ama olmaz dediler. Şimdi duyduk ama ne bilelim, biz haktan geldiğini duyduk. Hak sözler ama ne bilelim dedi. Gene şimdi inat, şeytan tutuyor ya kulaktan, şimdi tuttu mu şeytan bırakmıyor kolayına. Şeytana kapı açma. Açarsan seni bertaraf etmeden durmaz o. 100.000 hilesi vardır. Hazreti Adem'i cennette kandırdı. Sen kimsin? Sen nesin be aciz kul? Ya bir kere İslam'ın 5 şartı vardı. Çoğu 5 şartını yapmamış daha. Bir kere sen İslam'ın tam değil senin daha. Senin abdestin tam değil de. Şeytan seninle fırıldak gibi oynar. Sen nesin? Hazreti Adem'i cennette yaşıyor. Cennette yaşarken kandırmış.
direkt Allah ile muhatap. Melaike destek veriyor da onu kandırmış. Allah Allah. Bak, ders al buradan. Ve o şaşkınlar da, şaşkın değilim onlara artık. Çünkü alim ama şaşırmış. İlim ne? Alim olma, haddini bilmektir. İlim, ne kadar ilim? Allah Allah. Haddini bilmek büyük bir ilimdir. En büyük ilimlerden bir tanesi kişinin haddini bilmesidir. Yani sınırını bilmesidir. Yani ilmi nerede başladı, nerede biter? Orada durmasını bilmesidir. Onun öteye geçmemesi, ondan öteye bir rehber araması lazım. Her bilenin üzerinde bir bilen var diyor Rabbil Alemin. O zaman sen orada sınırın bitti. İlim sınırını bilmektir. Sınırın bitti. İlimler bitti mi? Bitmedi. Onun önünde birisi var. Bulacaksın sen onu artık. Senin üzerine vazife oldu artık. Buraya gelirsin. Biz Allah'ın aciz kuluyuz. Şeyhimizden geleni vermeye çalışırız da. Bir şey alamıyorsun artık bizden. Tamam. Kavga mı edelim? Savaş mı edelim? Olur. Bir şey alamıyorsan o zaman demek ki senin hazinene biz artık bir şey koyamıyoruz. O zaman senin vazifen bir bileni bulacaksın. Daha iyi bileni. Edepliysen şeyhin huzuruna gelip böyle bir hadise var efendim. Ben bir şey alamıyorum diyeceksin sen. Ondan sonra o biliyorsa ki sen onun üstünde sen falan yere git. Tayin eder seni. Ama hani nerede? Gel. Gel bakalım. Gel. Değmez gel. Ben kendime güvenmiyorum ki gel diyeyim sana. Allah'a güvenirim. Peygamberine, evliyalar sultanına. Onun üzerine çıkacak yok. Gel. Gel bakalım. Şeytanını bir köşeye koy ve gel. Görürsün sen ilmin ne olduğunu. Sen daha dünya çirkefinde dolaşıyorsun be. Sen daha bir adım yukarı çıkamadın ki. Ayağını vurup da şöyle yukarılara doğru yükselemedin ki. Sen daha dünya çiftliğindesin. Bekle bakalım. Ahırdasın daha. Ne hangi dünya? Zerre kadar, bir sivrisineğin kanadı kadar değer vermediği dünyayla bağlantılısın. Zincirler bağlamış seni böyle kopmuyorsun bir türlü. Çıkacaksın. Ruhaniyetin kuvveti yukarı çekiyor ama zincirlerle oraya bağlısın. Kes diyor. Bırak orayı şimdi. Yukarıya doğru çıkış var. Dolayısıyla onlar da şimdi ne yaptılar? Bu defa işittiler. Hayır, inatta durdular yukarıda Tur Dağı'nda. İnat efendim. Görecek diyorlar. Biz olmaz başka türlü. Görmeden inanmayız artık. Duyduk güzel ama göreceğiz daha. Ve dedi Hazreti Musa onlara, ama deli misiniz nesiniz be? Bizim lisandan konuşalım şimdi. Aklınızı mı kaçırttınız be mübarek herifler? Be akılsız herifler. Ben bile görmedim Allah'ı, siz be peygamber seçmiş beni de gör. Siz ne cüretsiz de bu be dedi. Yok dedi, onlar inat görecek. Aman ya Rabbi dedi Hazreti Musa. Bunlar şaşırdı. Sen bir adım geri çekil onlardan. Emir geldi Hazreti Musa'ya. Şimdi gösteririm onlara dedi ben. Tiril tiril titredi Hazreti Musa. Bir şimşek geldi gökyüzünden. Zzz vurduğu gibi hepsini kömür etti bir anda. Sen mi Allah'ı görmelisin dedi. Bak bakalım. Sen bir şimşeğin gelen şimşeğe dayanamadın. He? Nefsin ile sen Firavunca oturup da Allah'ı görmek istiyorsun dedi ona. Zıt vurdu o anda, çarptı, kömür etti, hepsi düştü. Hazreti Musa daha da hüzünleşti şimdi. Aman yarabbim dedi. Derdim daha da çoğaldı benim şimdi dedi. Nedir ey kulum? Allah bilmez mi? Biliyor. Ya Rabbi bu İsrailoğulları zaten bana yalancı derdi. İnanmazdı. Ve bunları ben seçtim bana büyücü derdi. Onu bunu derdiler. Bunları da sen emrettin. Seçtim yukarı getirdim bunları ben şimdi. Bunlar kelam ile onları düzeltecekti ya Rabbi. İşim benim daha da zorlaştı. Şimdi onlar aşağıda diyecekler ki Musa yukarı çıktı. Büyüsüyle bunları hepsini öldürdü, kömür etti. Bu halk senden kaçacak ya Rabbi dedi. Kendi için mi düşünüyor? İyi bak. Onlar için. Aman ya Rabbi dedi. Olur ya Musa dedi. O kömür olmuşlara biz hayat veririz senin için dedi madem. Sen bu kadar demek sen neyi düşünüyor? Kendini değil o halkı düşünüyor.
Demek sen benim kullarımı bu kadar düşünüyorsun. İyi. O zaman dedi, onlara da hayat veririm ben ve şişt, hayat geri geldi ama o gara kömür halde duruyor ve artık görürken böyle zıngır zıngır, zıngır zıngır, eller ayaklar tıngır tıngır titreye gidiyorlar, duramıyorlar bir yerde. Şimdi bir hastalık var, bu yayılıyor şimdi her tarafta. Nedir o? Alzheimer. Ha? Alzheimer. Ha. O bir zerresidir oradan gelenin şimdi. Şimdi daha da büyüğü açılacak. Bu azgın insancıklar şu ortalıkta koşturuyorlar, azgınlık yapıyorlar, seyretme geliyor. Değil mi? Sen misin Allah'a asi olan? Gel bakalım buraya, gel. Gel bakalım şimdi. Ve onlar böyle zıngır zıngır aşağıya indiler. Halk baktı, Allah, bunlar bunlardır. Kömür gibi amman. Dinleyin, Musa'yı dinleyin. Musa doğru söyler. Musa'yı dinleyin. Musa'yı dinleyin diye diye onlar öyle yaşadılar. 40 gün ondan sonra paldır küldür düşüp öldüler. Anladın mı? Sen kimsin görmek istiyorsun? Kendine gel, sarhoş olma. Görürsün kendini temizle önce. Bok kuyusundan çık. Lağım kuyusu derler ama öz Türkçe konuşalım ki Türkçe'de insanlar anlasın. Başka türlü olmaz. Anlamıyor bu insanlar. Anlamıyor. Anlaması için de kelam, insanlara anladığı dilden konuşunuz diyor Efendimiz Haşim. Onun için anladığı lisan ne? Bunu çok seviyorlar. Birbirine sövmeyi, küfretmeyi var. Maşallah birinci sınıf yapmış insanlar artık. O ağzıyla yemek mi yiyorsun be? Nasıl? Allah mı diyorsun o ağzıyla? Deyiyorlar. Hem Allah diyorlar hem yemek yiyorlar. O da pis ağızlar. Estağfurullah. Yıka ağzını derler. Velhasılı kelam, Hallacı Mansur Hazretleri Evliyaullah'tan onun bir şeyhi vardı. O zamanda da küçük şeyh, büyük şeyh, herkes bir kavgada. Müritler bir kavgada. Mübarek zat, onun şeyhi sırlar aleminden alıyor devamlı şekilde ama verecek çok adam yok ki anlattığımız hadise Hicri 200'lerde oluyor. Yani Peygamberimizin bu alemden göçünden 200 sene falan civarında, belki daha önce, tam bilmiyorum tarihi de Allah bilir. Neyse, şimdi bu gelen mübarek zat, kalp perdesi açık, gelenleri alıp da artık yazıyor, kitaba koyuyor onları, kitaba diyor. Çünkü vereceği fazla insan diyor, etrafında tek tük insanlar var, onlara veriyor hazinelerden. Hallacı Mansur da onun müritlerinden alıyor ama kaldırıyor o kapasiteyi, anladı şeyhini. Diğer tarafta şeyhler var, binlerce müritleri var. Allah, 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 yallah, balla, Allah. Ama onlar sessiz bir köşede. Velha işte o zaman gerçek tarikatlar hepsi açıyken o zaman tarikatların da değeri bilinirdi. Tarikat nedir? Tarikattaki sır nedir? Sır nereden nereye gelinir? Sen zikirden sonra ne vardır? Sen daha zikiri yapmıyorsun. Doğru dürüst be. Sen önce zikiri de bitir. Ondan sonra o zahirden kalbe döndür o zikiri. Kalpteki zikir Allah 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 derken senin zerrelerin Allah desin. Seyret bakalım vücudundaki kan Allah diyerek kükreyerek dolaşsın. Seyret ne yaparsın sen o zaman. Hani nerede? Bağıra bağıra yorulur bir saat. Bir saat saatlerle devam edebilirsin. Günlerce devam edersin. Anladın mı? Melekuttan gelen bu ato. Velhasılı kelam Hallacı Mansur o kitabı bir gün şeyhinden, aman efendim bu kitabı ben de okuyayım. Bak dedi. Bu kitaptaki sırları sen anlarsın dedi. Onun için bunu sana izin veririm oku dedi ama sakın dedi bu kitabı dışarıda konuşma. Kimseye söyleme bu kitapta yazılanları. Olur efendim dedi. Bir okumaya başladı. O Hallacı Mansur dedi. Ben derya benim şeyhim ama bu kitapta olanlar başka bir derya. Onun için abuk sabuk sözler işitiyor sağdan soldan. En iyisi dedi. Hallacı Mansur biz. Ben dedi bunu açacağım. Şeyhimin sözleridir bunlar diyerekten. Gidiyorsunuz. He? Yola. Olur hadi. Olur. İnşallah. He. Bu Hallacı Mansur okudu.
Açacağım dedi ben bunu. Şeyhim bilinsin. Bu kadar sırlı bir şeyhim var da bu şeyhlerde hiçbir şey yok. Öyle olduğu halde gökyüzüne çıkarıyorlar. En lüks hayatı, en güzel hayatı yaşıyorlar da benim şeyhim böyle hayır bilinecek. Sağda solda söylemeye başladı o sözleri. O zamanda da sersem alimler çoktu. Sadece zahire bağlan. Ne diyorsun sen? Kim söyledi bu sözü? Falan zat. Vay zındık, vay kafir, vay saldırmaya başladılar mübarek kişiye. Bir ara çıkıp camiye giderdi o mübarek insan, şimdi camiye de gidemiyor. Millet küfür ediyor, taş atıyor ona zındık diyerekten. Çare de gel bakalım buraya da Allah'cığım Mansur'a. Ben sana demedim mi dedi, bu sözleri dışarı çıkartma sen. Efendim dedi, böyle olacağını hiç düşünmedim dedi. Düşünmezsin dedi ama benim sözümün tersini yaptın sen dedi. Ben dedi sizin sırrınızı onlara açmak istedim. Onlarda o sır yok, onu anlayamaz onlar dedi. Onlar avamdır dedi, anlayamaz onu. Sen anladın dedi, seni yetiştirdim ben dedi. Kapasiten geniş seni dedi, aldın dedi ama onlar alamaz. Onun için açtın dedi, sırrı ifşa ettin, açığa çıkarttın. Açığa çıkarttığın için de onların gözünde biz zındığız şimdi, kafiriz dedi. Onun için fitneye sebep olmamak için biz bu köşede duracağız artık, dışarıda çıkmayacak. Sen bizim önümüze bunu da koydun, bunu da aldın bizim elimizden. Ben de sana dua ederim ki dedi, sen de söylediğin hak sözden dolayı ceza yiyesin. Anladın? Onun üzerine Hallacı Mansur Şeyhi öldü gitti. Hallacı Mansur Hazretleri oraya geldi. O makama geldiği vakit bütün evliyaullah o makama gelir. İlahi seda işitir. Dille çıkarırsan, açığa çıkarırsan dar ağacı seni bekler. Çıkartmazsan artık yukarılara doğru son sürat çıkarsın. Onun üzerine Allah'cı Mansur'u işte aldılar, getirdiler, hapsettiler. Bu sözü söyleme, söyleyeceğim dedi. Neye? Şeyhimin duası var, kendi kendine. Onun da bir müridi var, yürek yetiştirmiş. Şeyhimin duası var diyor. Benim üzerimde o dua olacak, söylediğin hak sözden dolayı ceza yiyesin. Onun üzerine durdu. Onun üzerine o da. Ona o büyük zatlar dedi, biz senin ne söylediğini anlarız dediler ama o bilir anlamaz. Onun için söyleme bu sözü. Söyleyeceğim dedi ben bu sözü. Bu sözü açığa çıkaracağım ben dedi. Ve çıkardı mübarek o da. Allah sırrını takdis etsin. Himmeti hazır olsun. Himmeti üzerimizde olsun. Velhasılı kelam hala daha ona çok Müslümanlar kafir deniyor. Öyle de. Mevlana Hazretleri'ne kafir diyor. Efendim Şeyh Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'ne kafir diyen zındıkla dolu ortalık. Çok alim. Şeytan tayfası olmuş. Velhasılı kelam bu mübarek zatı diyor aldılar hapsettiler. Hapse koydular. Cezayı vermeden önce o hep enel hak, enel hak, enel hak, enel hak, ben hakkım, ben hakkım, ben hakkım diyor. Zikiri o. Hapise koydular, geldiler gece bir bakıyorlar. Hücre kapalı, her taraf kilikli, o hapisin içinde. Yok. Deli olacaklar. Açtılar bakıyor, fare mi oldu bu delikler, çıksın. Yok. Zincirleri de tekrar baktılar, çıktılar gittiler. Sabah geldiler, baktılar mübarek içeride oturuyor. Yahu dediler, neredeydin sen akşam? Dün akşam bütün gece burada yoktun. Allah'ı ziyarete gittim dedi. Hakkı ziyarete gittim. Böyle şey olur mu? Vay zındık var diyerekten gene saldırmışlar. Ertesi gece geldiler diyor, baktılar, arıyorlar, hapishane de yerinde yok. Hapishane de kayboldu, hiçbir şey yok. Allah Allah ya, nereye gitti bu hapishane? Allah işte yok, hapishane de yok, olduğu gibi. Nereler? Bakıyorlar, yok. Deli olaylar. Ararlar ararlar, hapishane yok. Sabah oldu, bir baktılar, hapishane de göründü. Hallacı Mansur da içinde. Ne oldu, akşam ne oldu? Allah beni ziyarete geldi. Allah. Zaman ve mekan ortadan kalktı, her şey kayboldu ya, değil mi? Ne anlarsın, anlama o işin hayatını, karıştırma. Onun üzerine onun katlini emrettiler. Ve
kafası kesildiği vakit önce dilden çıkardı. Yani el-hak o ikisinin iki yerden çıktı. Bu defa oradaki alimler daha da sinirlendi. Bunu parçalayın. Her parçadan ses çıktı. Yani el-hak. Bunu yakın. Bunun külünü Fırat Nehri'ne atın. O mübarek de bir müridi vardı, onu ziyarete gelirdi devamlı, hapise de gelirdi. Bir gün içeri girdi, hapishaneye girdi. Hüçre ne hüçre, ne pislik içerisinde o zamanki hapishaneler. Şimdikiler 5 yıldızlı otel. Benimki öyle değildi ha, yok, çare daha oradadır. En Türkiye'nin en bozuk hapishanelerinden bir. Bu kadar daha fareleri dolaşıyordu ortalıkta. Velhasıl kelam, o da öyle o lağım fareleri içerisinde geziyor. O hapishan küçük, o girmiş. Aman efendim demiş. Sen sultansın demiş. Bunlar seni böyle şeye layık görmüşler demiş. Olur mu oğlum demiş. Ne var? Bak cennet demiş. Böyle bir böyle yaptığı anda bir baktı diyor o. Efendim. Aynı yer değil burası. Burası cennet. Tabii dedi, bu cennet. Rabbimiz biz enel hak dedik. Allah haktır. Ben hak ileyim dedim de. Ben nefsim yok ki dedi artık. Nefsimi bitirmişim, ben hak ile bir olmuşum. Hak beni burada mı tutacak zannetsen dedi. Burasıdır dedi işte hayat. Cennet bu. O mürit aman dedi ben öleyim dedi hemen. Yok dedi sen daha bekle. Bunlar beni keser dedi. Ondan sonra enel hak gelir. Ondan sonra bunlar alır yakallar dedi beni. Külümü Fırat Nehri'ne atar. Fırat Nehri kabarır, sinirlenir ve öfkelenir bunlara. Ve Fırat Nehri'ndeki her zerre şeyden, sudan, her damla sudan enel hak sedası çıkar. Fırat onun üzerine kaynamaya başlar. Çünkü enel hak zikrini yapmaya başlar. Fırat kaynar, kabarır. Kabarır da durulmaz, hepsini yutar sonra. İşte o zaman bu cübbemi al, at Fırat'ın üzerine, Fırat oturur. Rahatlar. O gün bugün Fırat yutuyor insanları. Acımıyor, yutuyor. Dur dur hadi. Anladın mı? Her işte 3-0. İşte o niye? O dünya pisliğiydi orada ama Allah onu dünya içerisinde cenneti açtı. Cenneti gördü, cenneti yaşadı. O yüzden sen de şimdi sen dünya için yaratılmadın ki cennet için yaratıldın. Cennet için yaratıldın, cennete doğru bak. Cehenneme doğru değil. He. Güzelliğe bak, güzel bak. Sevin, mutlu ol Allah'tan, memnun ol, verdiğinden memnun ol. Benim kulum benden memnun mu? Der melaikeye sorar. Yok ya Rabbi, bu memnun değil, bu somurtuyor, sinirleniyor, şikayet ediyor. Sövüp sayıyor, bağırıyor, çağırıyor. Sen biliyorsun, sen görüyorsun ama yalnız olduğunda da çeşit çeşit planları vardır. İyi, memnun değil. Onun benden memnun olmaması, ben Allah'lığımdan kaybetmem. Ben gene Allah'ım. Bütün bu kullar beni kabul etse, benim Allah'lığıma bir şey koyamazlar. İnkar etseler de bir şey alamazlar. Sizi hepsinizi topyekun, kun feyekun işinizi bitiririm. Yokluk alemine kor da yenilerini yaradırım bir anda. Ben Allah'ım. Bana kanun yok. Kanun sanadır. Allah öyle diyor şimdi bize ya. O kanun, Kur'an-ı Kerim, şeriat beni bağlamaz, seni bağlar. Bu kadar şaşırmış bu insanlar artık. Alimler diyor ki Allah bunu söyledi, bunu değiştirme. Ve akılsız, şeriat kanunu seni bağlar, seni Allah'ı bağlamaz. Şeriatı emreden Allah. Onun bir gün tayin etmiş. İsterse o günü şu anda bitirir. Kıyameti şimdi yapar. Sen ona niye yaptın mı diyeceksin. Şaşırmış. Alimler de kibir içerisinde, zalimler de kibir içerisinde. Tabii kibirleniyor. Kibirlen bakalım da seni iyi haşlarlar o bir tarafta. Kibirini oturdular. Ve minallahu tevfik bu kadar yetersizler bize de Fatih. Bu kadar yetersiz. Hadi hadi. Hadi. Kadınlar, kızlar, çocuklar evinize Fatih. Vakit geçmiş, saat 12 olmuş.
in one word for you. Just follow. What Sheikh is saying to you, follow. Don't sit over there to think this is right and this is wrong. Then you'll get into worse trouble. That's what I was saying. The law Allah put it to the Quran-ı Kerim to a man, not to himself. The Quran-ı Kerim laws doesn't apply to Allah, applies to his creatures. What law he gives to a murshid, the same law doesn't apply to the murid. Murid has different law. Sheikh has different law. Some people, they try to check themselves, they try to test themselves, they test their sheikh with their own understanding. If you and the sheikh is in the same understanding, then what do you need the sheikh for? The sheikh is there to connect you, to bring you to higher stations. But the understanding became very low in these days because shaitan is whispering. And it fits to the ego to run to take what shaitan is saying in these days. And sometimes people, they are in the right road and they run to enter to the wrong road. So don't enter to the wrong road because you're going to suffer a lot. You're going to circle around, you're going to come back to the main road again. You're going to lose a lot of time, a lot of energy. You may not reach to the designated place that has been designated for you. You're going to the wrong side. Yeah, shaitan is... So, you want to catch your ego? You have to follow what Sheikh says. If you are a murid, you have to take and apply to your life. Slowly, from that step, slowly, you reach to higher station, then Sheikh can send you to different ways. Now, you don't have to be there all the time. Far distance he can send to you. And you understand this is right and this is wrong, so you don't go following the ego. Following ego means following shaitan. Desires of your ego is the desires of the shaitan, is ordering. Okay, Fatiha. Selamun aleyküm, rahmetullah ve berekatuhu. Açık mı kompütörde? Açık. İyi akşamlar herkese, iyi günler, iyi akşamlar. Gündüzse iyi günler, geceyse iyi geceler. Seyredenlere de seyretmeyenlere de selam olsun. İsteyen seyreder, isteyen seyretmez. Serbest kürsü, bu akşam serbest kürsüden konuşmadık. Yarın belki serbest kürsüden konuşuruz. İnşallah. Selamun aleyküm, rahmetullah ve berekatuhu. Kapatsın.